Yazacaksın ki hesabını bilesin. Yıl içinde ne yaptığımızı, ne alıp sattığımızı kaydediyoruz. Çiftçiler de, devletimiz de bu bilgilerden faydalanıyorlar. Bilgiye dayalı doğru kararlar ve politikalar için Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan çiftlik muhasebe veri ağıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor. İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara. TV ekranlarından hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugünkü konuğum uzman psikolog Begüm Ece Çalışkan. Begüm Hanım bize bugün ilişkilerle ilgili merak ettiğiniz tüm sorularımızı cevaplayacak. Eğer sizin de merak ettiğiniz sorular olursa aşağıda yazan Instagram adresinden bana sorularınızı iletebilirsiniz. Begüm Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Bugün hem Öğretmenler Günü, evet. Hem annem de öğretmen. Öğretmenler Günü'nü de kutluyoruz bütün seyircilerimizi. Evet, tüm değerli öğretmenlerin gününü kutluyoruz. Ben Begüm Ece Çalışkan, uzman psikoloğum. Koç Üniversitesi Psikoloji Lisans mezunuyum. İstanbul Kent Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansımın tez dönemindeyim şu anda. Bursa'da kendi ofisimde danışanlarımı görmeye devam ediyorum. Psikoterapistim aynı zamanda. Bugün ilişkilerden bahsedeceğiz. O yüzden nazik davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim kime geldiğiniz için. Evet, ilişkilerden bahsedeceğiz. O zaman önce şu sorudan başlayalım. İlişki nedir? İlişki aslında böyle çok sözlük anlamıyla baktığımızda iki veya daha fazla şeyin birbiriyle bağlanma haline biz ilişki diyoruz. Bu şeyler birçok şey olabilir. Hayvanlar, insanlar, yerler, durumlar, olaylar hepsiyle ilişki kurabiliriz. Mesela baktığınızda işte güneş ve dünyanın arasında bir ilişki var ve biz bu ilişkinin sonucu olarak günü ve akşamı yaşıyoruz. İşte toplumlar, devletler arasında ilişkiler var ve bunlar aslında çok büyük ilişkiler ama iş ne zaman bir insanın başka insan ve insanlarla kurduğu ilişkiye gelince iş biraz karmaşıklaşıyor. Az önce dediğim gibi yani bu arasındaki bağlanma haline biz ilişki kurma diyoruz. Bu ilişkiler hayatımızda birçok ilişki var. Romantik ilişkiler var, aile ilişkilerimiz var, arkadaşlık ilişkilerimiz var, iş ilişkilerimiz var, evcil hayvanlarımız varsa onlarla ilişkilerimiz var. Ama bugün konuşacağımız biraz daha derin ve anlamlı ilişkiler olacak. Peki neden ilişki kurarız? Bunun aslında cevabı çok basit. İnsan olduğumuz için ama o insan olma kısmını biraz açarsak insan çok sosyal bir varlık. Bizim temel ihtiyaçlarımızdan beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarımızın yanı sıra bir de aslında duygusal ihtiyaçlarımız var. İlgi görme, sevme, sevilme, beğenilme ve bunları giderebilmek için hayatımızda her zaman bir diğerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu diğeri bazen kendimiz de olabiliriz. Kendi kendimizle ilişkimizi de konuşuruz belki ilerleyen zamanlarda. Ama bu diğerine ihtiyaç duyma hali bizi ilişki kurmaya itiyor. Yani kısacası aslında ihtiyaç duyduğumuz için ilişki kuruyoruz. Bunu bilimsel çalışmalar da çok destekliyor aslında. Baktığınızda hayatın tatmin düzeyini artıran şeylerden biri derin ve anlamlı ilişkiler kurmak. Bu ne demek? Derin ve anlamlı ilişkiler kurmak ne demek? Ne kadar çok ilişki kurduğumuzdan ziyade aslında hangi ilişkilerimizde sevgi, şefkat bunları arıyoruz, bunları buluyoruz. Bunlar daha derin ilişkilerimiz oluyor. Bugün konuşacağımız ilişkiler bunlar olabilir. Hangi ilişkilerimizde kendimizi olduğumuz gibi var edebiliyoruz, filtresiz olabiliyoruz. Bir derdimizi anlatmamız gerektiğinde, derdimiz bu her zaman hayat dertleri değil, kendimizi ifade etmemiz gerektiğinde hangilerinde anlatabiliyoruz, hangilerinde muhatap buluyoruz karşımızda. Onlar derin ve anlamlı ilişkiler oluyor ve hayat tatminimizde önemli olanlar aslında yüzeysel ilişkilerden ziyade onlar oluyor. Peki sosyal medyada son zamanlarda çok konuşulan bir konu var, bağlanma. Bu bağlanma nedir?
Bağlanma, yani az önce aslında hani bağ kurma ihtiyacımızın insan olduğumuz için doğuştan geldiğinden bahsettik ama bunu nasıl yapacağımız bize otomatik olarak yüklenen bir şey değil. Hayata ilk defa geliyoruz ve merakla keşfetmeye başlıyoruz hayatı. Bizim yanımızda eşlikçilerimiz oluyor. Bunlar ailemiz olabilir, bakım verenlerimiz olabilir ve onlarla bağlanarak aslında keşfetmeye başlıyoruz. Yani o ilk bağlanma bizim hayatımızdaki birçok bağlanma paternimizi, örüntümüzü etkiliyor oluyor. Beslenme, kişisel bakım, şefkat gibi, işte korunma gibi, sosyal etkileşim gibi ihtiyaçlarımızı güvenli ve istikrarlı bir şekilde sağlayabilen bakım verenlerle bağlandığımızda, o hayatı keşfettiğimiz evrelerde biz de daha sürdürülebilir ilişkiler kuran insanlar olmaya daha eğilimli oluyoruz. Fakat buralarda biraz daha ihmal varsa daha güvensiz bağlandığımız ilişkiler kuruyoruz aslında. Yani yetişkin ilişkilerimizde bizim o erken çocukluk çağı bağlanmalarımız önemli bir faktör oluyor. Kişiliğimiz, hayat algımız, hayata bakış açımız, ilişkilere bakış açımız, diğer insanlara bakış açımız o kişilerle kurduğumuz bağlantıdan birazcık beslenmeye başlıyor. Onların bizim için ne kadar var olduğu. Çünkü ben hayatı tanımaya çalışıyorum ve yanımda birinin olması, yeni bir şeye başladığınız zamanları düşünün. Hayatınızda yanınızda size eşlik eden biri varsa o daha önemli olabilir sizin için. O yüzden oradaki bağlanma bizim için çok önemli oluyor. Peki çocuklukta yaşadığımız ilişkiler, gördüklerimiz ilerideki yaşayacağımız ilişkileri etkiliyor mu? Tabii ki az önce dediğim gibi yani aslında bağlanma stilimiz, sürdürülen bağlanma davranış kalıplarımızın çoğu yetişkin ilişkilerimizde gösterdiğimiz erken yaşlarda bakım verenlerimizle kurduğumuz ilişkiden besleniyor, kaynaklanıyor. Bakım verenimiz bizim ihtiyaçlarımızı ne ölçüde, nasıl, ne kadar istikrarlı sağlayabiliyorsa biz de ona göre ilişki kurmaya başlıyoruz ve bu erken yaşlarda az önce dediğim gibi ihtiyaç duyduğumuz sevgi ve bakımı eğer bakım verenimizden alabiliyorsak biz yetişkin ilişkilerimizde de daha sürdürülebilir, daha güvenli ilişkiler kuruyoruz. Fakat buralarda biraz daha ihmal söz konusu varsa veya tutarsızlık söz konusu varsa, örneğin biraz sonra biraz bağlanma stillerinden bahsederim, kafamda öyle kurdum sorunuzu cevaplarken içimde. Daha tutarsızlık varsa yani bir gün daha şefkatli bir gün daha şefkatsiz bir babayla karşılaşıyorsak biz de ilişkilerimizde aslında bunun güvenli olduğunu düşünmeye başlıyoruz ve böyle ilişkilerde var olmaya başlıyoruz. O yüzden çok çok önemli aslında. Bunu biraz bilimsel bir yerden anlatayım isterim. İşte bağlanma teorisinden biz yola çıkarak aslında anlıyoruz bağlanma stillerini. John Bowlby diye bir bilim adamı kısaca aslında bir deney yapıyor ve ebeveynlerinden çocukları, bebekleri ayırarak onların hiç alışık olmadığı ortamlardaki davranışlarını gözlemlemeye ve daha sonra aileyle birleştirerek gözlem yapmaya devam ediyor. Buradan da aslında 3 tane, günümüzde 4 tane bağlanma stilinden bahsetmeye başlıyoruz. Biraz onları hani hem kitap tanımı hem de günümüzde aslında yetişkin ilişkilerimize nasıl ortaya çıktığından konuşalım isterim uygunsa. Tabii tabii buyurun. İlkinde aslında çocuğu, bebeği aileden ayırdığında bilim adamları yabancı onu tanımadığı bir ortama koyduğunda çocuk zorlanıyor tabii ki tanımadığı yabancı bir ortamda. Fakat bakım verenleriyle tekrar bir araya geldiğinde hiçbir zorluk çekmiyor. Onlara kolayca alışıyor. Onlarla kendini sakinleştirmesi daha rahat olabiliyor. Bu bağlanma stiline güvenli bağlanma diyoruz ve bu bağlanma stili yetişkin ilişkilerimizde şöyle ortaya çıkıyor aslında. Güvende hissettiğimiz, her zaman birlikte ihtiyacı duymadan da o ilişkinin orada olduğunu bilerek hayatımıza devam edebildiğimiz ve o ilişkilerde bağlı kalabildiğimiz ilişkiler olarak ortaya çıkıyor. Bu kişiler genelde ilişkilerinde işte daha dürüstlük, karşılıklı bir sevgi ve saygı, bağımsızlık ve daha derin duygular aslında deneyimleme temaları ortaya çıkabiliyor. Bir diğer bağlanma stilinde aslında çocuk bebekleri ayırdığında, yabancı ortama koyduğunda bu bebekler diğer bebeklere göre biraz daha zorlanıyor o ortamda. Daha kaygı seviyeleri artıyor. Ebeveynlerle bir araya geldiğinde kendilerini rahatlatabiliyorlar ama aynı zamanda bebeklerde bir ebeveynlere karşı onu terk ettikleri için bir cezalandırma davranışı görmeye başlıyoruz. Buna da kaygılı bağlanma diyoruz ve bu ilişkilerimizde aslında aynı bebeğin davranışı gibi
ortaya çıkabiliyor. Birazcık daha aslında ilişkilerde güven konusunda zorlanıyor bu kişiler. Dolayısıyla kendi duygularından, karşı tarafı hissettiği duygulardan kaçınmaya başlayabiliyor. Bu kaçınma bazen tutarsız, böyle dengesiz davranışlar olarak ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda bu kaygı seviyesi çok yükseldiği için ilişki kurduğu kişiden ayrıldığında o zaten bitecek, hani hayal kırıklığına uğrayacağım, bu ilişki zaten hayatımda olmayacak gibi inançlar olabildiği için yakınlık arttıkça kişi ilişkiden kaçmaya başlıyor. Çünkü yakınlık onun için tanımadığı bir yer, bilmediği bir yer ve çok kaygılı bir yer. O yüzden biraz daha uzaklaşmaya başlıyor. Bir diğer bağlanma biçimimizin adı kaçıngan bağlanma olarak çeviriyoruz Türkçe'ye. Burada deneyde bebekler aslında yabancı ortamda çok az ya da hiç strese girmiyorlar. Çok rahat oyun oynuyorlar, devam ediyorlar hayatlarına. Ama ebeveynlerle tekrar buluştuklarında ebeveynden kaçınmaya, onu tamamen yok saymaya, bir noktada onu görmemeye başlıyorlar. Bunu biz yetişkin ilişkilerimizde incelediğimizde, kendi alt başlıkları olsa da genel tabloda diğerlerine, işte ilişkilere ihtiyaç duymayan insanlar, yakınlığa ihtiyaç duymayan insanlar olarak görebiliyoruz. Bu düşünceyle zaten ilişki kurmakta ve sürdürmekte çok zorlanıyorlar. Hal olabilecek sorunları bazen tehdit olarak gördükleri için yakınlık kurduğu arkadaşlarından, işte sevgililerinden kendilerini uzaklaştırmaya başlıyorlar ve zaten ilişki bir süre sonra sönmeye başlıyor. Çünkü karşı tarafın da bunu anlaması çok zor oluyor. Peki biz neden farklı ilişkilere ihtiyaç duyuyoruz? Yani örneğin şimdi bir arkadaşlık ilişkimiz varken ama onun yeterli olmuyor bizim için. Biz romantik bir ilişkiye daha ihtiyaç duyuyoruz. Aslında çok güzel bir soru. Çünkü hayatımızda az önce ilk ilişkiyi tanımlarken birçok farklı ilişki var. Ve bu ilişkileri neden ihtiyaç duyduğumuz ayrı bir yerde ilişki kurmaktan ziyade. Bunu aslında kişinin kendi deneyimlediği yoğunluk olarak adlandırabiliriz. Yani örneğin arkadaşlık ilişkilerinizde güven duyduğunuz, beraber eğlendiğiniz, birlikte ortak zevklerinizin olduğu, birlikte bir şeyler yapmaktan keyif aldığınız insanlarla arkadaş oluyorsunuz. Ama bu varken neden ben bir de romantik ilişkiye ihtiyaç duyuyorum? Çünkü belki de arkadaş olarak aldığım şefkat, sevgi, ilgi, bunun o yoğunluktan biraz daha fazlasına ihtiyaç duyuyorum. Romantik ilişkilerde bunlardan söz edebiliriz. Daha fiziksel temasın daha yoğun olduğu ilişkilerden bahsedebiliriz. Ya da baktığımızda işte kan bağı olmasa da olsa da aile ilişkilerimiz aslında çok yakın ilişkiler. Özellikle bizim kültürümüzde. Ama ben neden ailem varken bir de arkadaşa ihtiyaç duyuyorum? Çünkü belki orada arkadaş ilişkisi adı altında adlandırdığım yoğunluk daha farklı ailemden. O yüzden İhtiyacımız aslında her ilişkide biraz daha farklı. Onları kişi kendi içinde de anlamlandırmalı yetişkin olmaya başladıktan sonra. Ben arkadaşla ne arıyorum, romantik ilişkide ne arıyorum, ailemden şu anda ne bekliyorum, aileme ne verebilirim gibi adlandırarak ilişkilerini sınıflandırmak da daha kolay olabilir onun için. Evet, gelelim artık sosyal medya sorularımıza. Sevildiğimizi nasıl anlarız? Çok güzel bir soru. Çünkü günümüzde biz bence bunu gerçekten çok karıştırıyoruz. Çünkü şöyle bir yere gidiyoruz. Sevildiğimi anlamak için benim sevme biçimimde bir şey görmem gerektiğini düşünüyoruz. Yani ben birini nasıl seviyorsam, aynısını ondan görürsem sevildiğimi düşünüyorum. Ama aksine ilişkide olduğumuz kişilerle, annemizle, kardeşimizle, sevgilimizle, arkadaşımızla baktığımızda onların o ilişki konseptinde değerlendirerek bu kişi nasıl seviyor? Ben önce onu anlamam gerekiyor. Bu kişi başka insanları nasıl seviyor? Ben onun arkadaşıysam bakabilirim, başka arkadaşlarını nasıl seviyor? Sonra kendi onun sevme kapasitesini, onun sevme şeklinde değerlendirerek aslında bu cevaba varabilirim. Ama bizim zorlandığımız kısım, ben ona sarılmayı çok seviyorum, o bana hiç sarılmıyor. Belki de o sarılmayı sevmiyor. Bir de herkesin sevgisini gösterme şekli farklı aslında. Kesinlikle. Çok kişisel bir durum bu. Evet. Kişinin kendi, yani o değerlendirdiğimiz diğer partnerimizin, annemiz olur, sevgilimiz olur, nasıl sevdiğini anlamamız gerekiyor önce. Daha sonra bir cevaba varabiliriz. Sorabiliriz, beni seviyor musun? İletişim kurabiliriz aslında. Peki, ilişkilerde güven problemi yaşıyorum. Nasıl aşabilirim? Az önce aslında kaygılı bağlanmadan bahsederken kişiler güven problemi yaşayabilir dedik. Tabii ki bu soruyu soran kişiyi o kategoriye sokmak için yeterli bir veri değil bu. Daha
bütün ilişki paternlerini incelemek gerekebilir ama önce kendi içimizde güven ne demek, güvenmek ne demek, güven duymak için neye ihtiyacım var? Birilerinin bana güvenmesi için ben neler sağlıyorum? Bu soruları anlamlandırarak aslında güven konseptini birazcık kişi kendi içinde değerlendirmeli. Güvensizliğim karşımdaki insandan mı yoksa benim kendi içimde, belki kendime dair düşüncelerimden, inançlarımdan mı kaynaklanıyor? Bu soruların cevabı nereye çıkarsa çıksın aslında bu verilerle ilişkilerde ne yapacağımız bize kalmış oluyor. Yani evet belki benden kaynaklanıyor. O zaman kendimle olan ilişkimi birazcık güçlendirmem gerekebilir. Hayal kırıklığına uğrarsam ne olur diye korkuyor olabilirim ve o yüzden güvensizliğe düşüyor olabilirim. Bu benimle ilgili ne söyler? Aslında her zaman o soru zincirinin gideceği yer bu. Tamam, vardığım yerde cevabım bu benimle ilgili ne söylüyor? Eğer güvensiz hissediyorsam aldatılacağımı düşündüğüm için mi güvensiz hissediyorum yoksa o kişi beni aldatacağını düşündüğüm için mi güvensiz diye düşünüyorum. Biraz böyle endişeli zihni sakinleştirebiliriz sorularla. Evet, gelelim diğer sorumuza. Çok meşhur bir soru. Kaçan kovalanır mı? Evet. Evet. Tabii ki çok genel bir cevap bu. Ama yani kaçmayalım da kovalamayalım da böyle ilişkiler aslında biraz tutkulu duyulsa da sağlıklı ve güvenli bağlanılmış bir ilişkiden çok uzak. Sürekli birilerinin kaçtığı, sürekli birilerinin kovaladığı. Çünkü ilişki yaşamıyoruz o zaman aslında. Ya da bu taktiklerin havada uçuştu. Bu taktiklerin havada uçuştu, evet. Ama eğer kaçan kişiyle ilişki kuran biz kaygılı bir insansak kovalarız. Çünkü bu bizim aslında hani az önce anlattık ya ilk ilişkilerimizden kaynaklanıyor birazcık daha. Çünkü orada da kaygıyı biliyorum. Ben ilişkiyle kaygıyı bir yerde kafamda, zihnimde eşleştirmiş oluyorum ve o kaygıyla yaşamanın işte sürekli birini kovalamanın, sürekli birini beni sevmeye, ikna etmeye çalışmanın sevgi olduğunu düşünmeye başlıyorum. Ve o yüzden kovalıyorum doğal olarak veya kendimde bir eksik buluyorsam. Bu tabii ki örnek bunlar. Herkes de aynı olmak zorunda değil ama belki gördüğümüz, bizde, arkadaşlarımızda gördüğümüz şeyler. Eğer kendimde bir eksiklik buluyorsam, kendimi değersiz, sevilmeye değer biri olarak görmüyorsam zaten hep kovalayan taraf olmaya daha hazır oluyorum. Çünkü zaten beni sevmeyecek. O yüzden benim kovalamam gerekiyor. Onun da kaçması gerekiyor gibi. O yüzden kovalanır. Kovalanmaya da bilir. Bu soruya kişiye, bu soruyu soran kişiye ve aklında bu soruya yanıt arayan herkese aslında benim bir sorum olsun. Bu kadar çok çaba sarf ettiğimiz, işte az önce sizin dediğiniz gibi taktiklerle uğraştığımız, yani sunduğumuz versiyonla ilişkiye girmeye çalışan birinde, yani kendimiz olamadığımız ilişkilerde neden var olmaya çalışalım? Neden kendimizi, zihnimizi bununla meşgul edelim? Aslında bu düşünmeye değer bir soru olabilir. Ama sorunuzun cevabı başka bir soruyla cevaplandı. Evet, gayet güzel açıkladınız. Peki gelelim diğer sorumuza. Zamanla ilişkide insanlar değişir mi? Yine soruyla yanıt vereyim ama neden değişmesine ihtiyaç duyduğumuz insanlarla ilişkide oluyoruz? Çünkü birinin değişmesine ihtiyaç duymak demek aslında bir yerde alt metni senin değişmeni istiyorum, senin değişmeni bekliyorum çünkü ben olduğun halini sevmiyorum, istemiyorum. Bu bana yeterli gelmiyor. O yüzden benim olduğum, kafamda kurduğum, sen olmayan versiyona seni ulaştırmam gerekiyor gibi. Eğer birinin zamanla değişeceğini bekleyerek bir ilişkiye giriyorsak birazcık hata yapıyoruz. Çünkü değişim aslında hani hep psikologlar, diğer meslektaşlarım da söyler. Değişim kişinin kendi isteyerek gelebilecek bir şeydir. Ha bir yerde ilişkide kişiler değişebilir. Ama nasıl? Karşılıklı Ayşe ile Ahmet'in bir ilişkide olduğunu düşünelim. Herkes birbirinden beslenir. Herkes birbirinden, çünkü birbirimizle ilk defa tanışıyoruz. Benim ondan alacak bir şeyim var. Ona göre kendimi, onu çok seviyorsam, onunla beraber olmak istiyorsam, ilişki ihtiyaçlarımızı birbirimizin doyurabiliyorsak kendimi köreltebileceğim yerler var. Ama o değişim tam olarak ben buna karar verdiğimde geliyor. Ben kendimi burada körelteceğim. Ona biraz daha uyumlanmam gerekiyor. Veya burada biraz kendimi değiştireceğim. Değişim tam olarak o yüzden geliyor aslında. Evet, gelelim diğer sorumuza. Yakınlık arttıkça kaçıyorum, ilişki kuramıyorum. Bu durumu nasıl değiştirebilirim? Bağlanma stillerinde yine bahsetmiştik aslında kaygılı bağlanmadan bahsederken. Çok genel yanıtlardan ziyade kişinin kendi bağlanma stili ve diğer ilişki paternlerini göz önünde bulundurmalıyız tabii ki ama genel bir cevap vermem gerekirse
aslında yakınlık hissini tanımamaktan gelebilir bu. Yani ilk kurduğumuz o hani dünyayı keşfederken kurduğumuz bağlanmalardan bahsetmiştik. Eğer ben o zaman yakın bir ilişki kurmadıysam, şefkatli bir ilişki kurmadıysam, her zaman o bakım verenimin orada olduğunu bilmediysem, her an gidebilir, her an beni terk edebilir inancına sahipsem, o yakınlık bende korku yaratmaya başlıyor. Çünkü çok yakın olmayı tanımıyorum, bilmiyorum orayı, bana yabancı bir yer. O yüzden burada rahatsızlık olabilir ama kişi kendi içinde aslında yine şunu anlamlandırmalı. Yakınlık ne demek? Yani yakınlık seviyesi nedir? Herkes için farklıdır değil mi? Yakın olmak. Kimi insan daha yüzeysel ilişkilerle çok mutludur. Yakın olmak, kimi insanda çok çok yakın olmak olarak adlandırılabilir. Ama hem yakınlık kavramı kişi kendi içinde anlamlandırmalı hem de rahatsız gelen, o yabancı hissettiğim ne var bu ilişkide? Beni korkutan yer neresi? Bana neyi fazla veriyor ve ben korkuyorum? Kişi fazla verdiği için sorunlu olabilir, olmayabilir. Orası ayrı. Ama bana fazla gelen ne var ve ben bunu tahammül etmeyi öğrenebilecek miyim? Bunu alışabilecek miyim? Bunları anlamlandırmak iyi olabilir. Peki gelelim diğer sorumuza. Bana zarar veren ilişkilerden kopamıyorum. Neden kalmaya devam ediyorum? Yine kişinin öyküsünü bilmiyorum ama genel cevaplamamız gerekirse yine zarar gördüğümüzü bildiğimiz ilişkilere çok alışmış olabiliriz. Bu zarar her zaman işte fiziksel veya işte psikolojik şiddet olmak zorunda değil. Zarar her zaman çok yoğun bir şey değildir. İhmal de zarardır, duyguların görülmemesi de zarardır. Büyürken hani bazen sizin de belki olmuştur. Hepimizin istemeden olabiliyor. Çocuğumuz hani şey diyebiliyoruz. Hani git odanda ağla, odan ağlaman bittiğinde gel. Aslında bu senin hani üzüldüğünü görmüyorum gibi bir anlama gelebilir çocukta. Tabii ki bu her zaman o en olmak zorunda değil ama gelebilir. Bunların olmadığı ilişkilerde var olduysak aslında o ilişki her zaman ileride yetişkin olarak yaptığımız ilişki zarar veren ilişki kategorisine girebiliyor. Yani duygularımın görülmediği, belki şiddete, istismara uğradığım, belki ihmale uğradığım ilişkilerde neden kalmaya devam ediyorum? Çünkü orası güvenli geliyor bana. Çünkü öbür türlüsünü bilmiyorum. Öbür türlüsünü aramaya gücüm yok. Burası güvenli, tanıdığım bir yer. Nasıl olsa ne olacağını biliyorum. Bana kötü de gelecek olsa bir sonraki adımda ne olacağını biliyorum. O yüzden burada kalmaya devam edebiliyorum. Veya birkaç soru önce sorduğunuz gibi değişim umabiliyorum. Bazen kendi klinik gözlemimde de görüyorum. Ne kadar çok şefkat verirsem, ne kadar çok onun için orada olursam bir noktada beni görür gibi bir inancımız oluyor. Buna tutunarak devam edebiliriz. Bunda hiçbir sorun yok ama orada kendi ne kadar yorulacağımızı önceden bir kabul etmek gerekiyor. Ama burada kalmaya devam ederken aslında bir idealize versiyonu yakalamaya çalışıyoruz. Yani benim şefkatli halimi görmüş kişiyle ilişki kurmaya çalışıyorum. O yüzden de o ilişkiden çıkmamaya ve o ilişkide kalmaya devam edebiliyorum. Evet, şimdi kısa bir reklam arasına gidelim mi? Tamam. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından Begüm Hanım sosyal medyadan gelen sorularınızı cevaplamaya devam edecek. Teşekkür et. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim, daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdu. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Bizde çok öldürücü olan çiçek, burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki,
sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. 1717'de Lady Mary'nin yazdığı bu mektup aşı üretme geleneğimizin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden bugün koronavirüse karşı aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmamız hiç de şaşırtıcı değil. Ücretsiz aşılar sunmak, halk sağlığına değer veren bizler için değişmez bir sağlık geleneği. Hünkârım, Pasteur isimli Fransız bir alimden size mektup var. Pasteur'un kuduz aşısı çalışmalarına destek olmak için 3 arkadaşımızla birlikte 10.000 frank göndermek istediğimizi söyleyelim. Dünyada bilimin gelişmesine destek olmak da devlet geleneğimizin bir mirası. Dünyanın 3. Doğu'nun ilk kuduz tedavi merkezini kurmak, çiçek, tifo, kolera, dizanteri, veba, tifüs gibi hastalıklara çare olmak da geleneğimizin köklerinde var. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı Doktor Refik Saydam'ın kurduğu Hıfzı Sağ Enstitüsü'ne yeniden hayat vermek, bu geleneği sürdürmek adına çok anlamlı bir görev. Kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz aşılarla insanlığın yaşadığı salgınlara yardım eli uzatan bir geleneği gururla temsil ediyoruz. Daha düne kadar salgınlarla uğraşan bu halk, bugün dünyanın diğer ucundaki bir salgına çare oluyor. Koronavirüs salgınının başından beri gösterdiğimiz özverili mücadeleyi kendi aşımız Turkovak'ı geliştirme başarısıyla taçlandırıyoruz. Yenilenen Hıfzı Sağ Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi, koronavirüsle mücadelemizde gücümüze güç katmakla kalmayacak, olası salgın hastalıklara karşı yerli ve milli aşılarımızla ilaçlarımızı ürettiğimiz bir sağlık ve farmakoloji üssüne dönüşecek. Geleneğin izinde ve bilimin ışığında yine aynı inanç ve aynı güçle. Türk sağlık sistemi gelecekte değil, şimdi. İmkansız denileni başarmak için çırpıyorlar. Geçmişine gurur, geleceğe umutla bakan yüce Türk milleti. Ambargolara meydan okuyarak bağışlarıyla savundular bu memleketi. Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları, Türk milletinden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vaktinde birleştirdi bilgiyi, tecrübeyi. Bugün bağışçılarımızın desteğiyle, milli yerli ürünlerimizle Türk savunma sanayini zirveye taşıdık. Hayalleri gerçek yaptık. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Türkiye şimdi TürkSat 4B ile uzayda daha güçlü. Türkiye, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'in batısı dahil Güneybatı Asya'yı kuşatan kapsama alanı. Ku bantta televizyon yayıncılığı. K bantta yüksek hızlı ve daha ekonomik uydu üzerinden internet. 50 derece doğu boylamında görev yapan ilk haberleşme uydusu. TürkSat 4B haberleşme uydusu 16 Ekim 2015 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.40'da Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. TürkSat, iletişimde uzay çağı. Bugün yeryüzünde milyonlarca insan katarakt ameliyatı olamadığı için görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. İstedikleri dünyaya sağlıkla bakabilmekten fazlası değil. Görmek onların da hakkı. Bu sadece göz hakkı. Yeryüzü doktorları. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık. Bursa'nın kalbinin attığı her yerde biz varız. 38 yıllık tecrübesiyle 1980 yılından günümüze gayrimenkul işinin tek adresi. Bursa'da emlak ve gayrimenkul alanında danışmanlık hizmeti ve güvenilir bir firma arayanların tercihi Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık.
Hayalinizdeki emlak bizde yoksa Bursa'da da yoktur. Kiralık, satılık, ev, arsa, arazi, tarla veya villa. Aklınıza ne gelirse Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık'ta. Arazileriniz değerinde alınır, satılır, kiraya verilir, yatırımcı bulunur. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık Bursa'nın her bölgesinde hizmetinizde. Telefon numaramız 444 24 16. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık. Bize danışın, karlı çıkın. 444 24 16. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık. Güneşle birlikte sen de doğacaksın. Özenle yapacaksın işini ki bereketli olsun. Hesap yapmadan iş olmaz. Aldığını da yazacaksın, sattığını da. Yazacaksın ki hesabını bilesin. Yıl içinde ne yaptığımızı, ne alıp sattığımızı kaydediyoruz. Çiftçiler de, devletimiz de bu bilgilerden faydalanıyorlar. Bilgiye dayalı doğru kararlar ve politikalar için Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan çiftlik muhasebe veri ağıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor. İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdu. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Bizde çok öldürücü olan çiçek, burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki, sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. 1717'de Lady Mary'nin yazdığı bu mektup aşı üretme geleneğimizin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden bugün koronavirüse karşı aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmamız hiç de şaşırtıcı değil. Ücretsiz aşılar sunmak, halk sağlığına değer veren bizler için değişmez bir sağlık geleneği. Hünkârım, Pasteur isimli Fransız bir alimden size mektup var. Pasteur'un kuduz aşısı çalışmalarına destek olmak için 3 arkadaşımızla birlikte 10.000 frank göndermek istediğimizi söyleyelim. Dünyada bilimin gelişmesine destek olmak da devlet geleneğimizin bir mirası. Dünyanın 3. Doğu'nun ilk kuduz tedavi merkezini kurmak, çiçek, tifo, kolera, dizanteri, veba, tifüs gibi hastalıklara çare olmak da geleneğimizin köklerinde var. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam'ın kurduğu Hıfzı Sağ Enstitüsü'ne yeniden hayat vermek
bu geleneği sürdürmek adına çok anlamlı bir görev. Kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz aşılarla insanlığın yaşadığı salgınlara yardım eli uzatan bir geleneği gururla temsil ediyoruz. Daha düne kadar salgınlarla uğraşan bu halk bugün dünyanın diğer ucundaki bir salgına çare oluyor. Koronavirüs salgınının başından beri gösterdiğimiz özverili mücadeleyi kendi aşımız Turkovak'ı geliştirme başarısıyla taçlandırıyoruz. Yenilenen Hıfzı Sıha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi, koronavirüsle mücadelemizde gücümüze güç katmakla kalmayacak, olası salgın hastalıklara karşı yerli ve milli aşılarımızla ilaçlarımızı ürettiğimiz bir sağlık ve farmakoloji üssüne dönüşecek. Geleneğin izinde ve bilimin ışığında yine aynı inanç ve aynı güçle. Türk Sağlık Sistemi, gelecekte değil, şimdi. İmkansız denileni başarmak için çıktı yola. Geçmişine gurur, geleceğe umutla bakan yüce Türk milleti. Ambargolara meydan okuyarak bağışlarıyla savundular bu memleketi. Deniz, hava, kara kuvvetleri güçlendirme vakıfları, Türk milletinden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfında birleştirdi bilgiyi, tecrübeyi. Bugün bağışçılarımızın desteğiyle, milli yerli ürünlerimizle Türk savunma sanayini zirveye taşıdık. Hayalleri gerçek yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı. Türkiye şimdi TürkSat 4B ile uzayda daha güçlü. Türkiye, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'in batısı dahil Güneybatı Asya'yı kuşatan kapsama alanı. KU bantta televizyon yayıncılığı. K bantta yüksek hızlı ve daha ekonomik uydu üzerinden internet. 50 derece doğu boylamında görev yapan ilk haberleşme uydusu. TürkSat 4B haberleşme uydusu 16 Ekim 2015 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.40'da Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. TürkSat, iletişimde uzay çağı. Sizlerle beraberiz. Uzman psikolog Begüm Ece Çalışkan sorularımızı cevaplamaya devam ediyor. Gelelim sıradaki sorumuza. Karşı taraftan hiçbir şey gelmez düşüncesiyle hep ilk adımı atıyorum. Bu döngüyü nasıl kırabilirim? İki parçaya bölelim. Bir, neden karşı taraftan bir adım gelmeyeceğine inanıyorum. İki de neden ilk adımı atmakta sorun görüyorum. İkinci adımdan başlayalım. Kişi bence önce kendi içinde bunu anlamlandırabilir. Neden ilk adım atmak benim için sorun veya benim hani bu kadar dert ettiğim bir yer oluyor? Yoksa tabii ki olabilir ama onu anlamlandırmak bir yükünü hafifletir. İkinci olarak da aslında bundan rahatsızsam neden devam ediyorum? Birinin bana zaten gelmeyeceğine neden inanıyorum? Çünkü henüz olmamış bir şey hakkında fikir yürütüyoruz aslında farkındaysanız. Bana zaten gelmeyeceği için ben onu ilk adımı atmam gerekiyor. Burada kendi değerini biraz düşünebilir. Kendi değerine karşı düşüncelerini biraz gözden geçirebilir. Neden onun bana gelmeyeceğine inanıyorum? O kişilerin bu herhangi bir ilişki türü olabilir. Bunları inançları sorgulayarak aslında kendi içinde cevaba biraz daha yaklaşabilir. Neden erişilmez olarak düşünüyorum kendimi? Peki yine geliyorum sosyal medyadaki bir diğer soruma. Evlenmeden önce her şey güzeldi. Evlendikten sonra kocam bana hakaret ediyor diyelim. Hakaret etmeye başladı. Saçımı topladığım zaman seni böyle beğeneceğimi mi sandın diyor. Kendime güvenim kalmadı, ne yapacağım demiş. Ya böyle bir şey var. Elde edene kadar işte başımın tacı sensin şeklinde gösteren. Fakat elde ettikten sonra, biraz zaman geçtikten sonra bu sefer bu kadını yeren bir erkek tiplemesi var maalesef. Hı hı. Tabii ki soran kişi aslında kendi öyküsünde
değerlendirebilir ama bize verdiği kadarıyla değerlendirdiğimizde sizin de dediğiniz gibi bu Türkçe literatüre henüz çok yeni geçiyor. İşte İngilizce'de love bombing dediğimiz aşk bombalaması gibi düşünebiliriz. Yeni tanıştığımız insanlarla henüz onu tanımadan çok fazla sevgi görmek bize de iyi hissettiriyor. Çünkü biri beni çok seviyor, bana çok ilgileniyor, beni çok güzel buluyor ama bu gerçek değil, gerçekçi değil. Çünkü beni tanımıyor aslında ve biz ona o bize hoşumuza giden yeriyle biraz aslında aldanmış oluyoruz. Tabii ki bu hanımefendinin bilmiyorum ne kadar sürede evlendiler, flört dönemleri neydi. Ama burada yani bu vakada düşünmemiz gereken şey aslında şu. İlişkilerin de öldüğünü kabullenmiyoruz. Yani çok ufak bir örnek verelim. Sizinle ilk telefonda konuştuğumuzda sizi henüz tanımıyordum. Başka bir türde ilişkimiz vardı. Bugün burada tanıştık. Sizinle program yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Programdan önce ettik. Başka bir ilişkimiz var. Yani bizim sizinle henüz tanışmadığımız ilişki artık öldü. Bunu kabullenirsem aslında ben sizinle yeni bir hani burada programımızı çok daha rahat yapabilirim. Ama kabullenmezsem mesela bu vakada olduğu gibi benim o flört dönemimdeki ilişkim öldü. Şu an yeni bir ilişkideyim. Bu aynı ilişki olabilir, farklı bir ilişki olabilir. Ama onu kabul edersem geçmişten birazcık kendimi sıyırabilirim. Hani biz bunu yapmaya insan olarak çok meyilliyiz. Geçmişte böyleydi, neden şimdi böyle değil, eskiden böyleydi gibi. Ama bunu kabul edersek şu anki durumu daha objektif olarak değerlendirebiliriz. Şimdi de şunu düşünebiliriz. Neden bana hakaret eden, beni olduğum haliyle beğenmeyen, bazen bu psikolojik şiddetin yoğunluğu artıyor olabilir. Bununla neden yaşamaya devam ediyorum? Kendi değerimizi yine sorguladığımız bir soru zincirinde aslında zihnimizdeki o durumu hafifletebiliriz. Kendi sırtımızdaki yükü hafifletebiliriz. Çünkü o ilişki şu an sırtımıza bir yük oluyor aslında baktığımızda. Evet, üzücü bir durum maalesef. Şöyle bir söz var. Kıymet bilmeyenin elinde can da ziyan olur, incinmer can da demişler ya. Hı hı. Yani kendime güvenim kalmadı demiş hanımefendi. Belki ondan önce çok cıvıl cıvıl bir insandı. Hı. Ama bunları yaşadığı için kendine olan güvenini kaybediyor. Evet. Gelelim diğer sorumuza. Flört döneminde her şey iyiyken partnerin bir anda ortadan kayboldu. Bu son zamanlarda yine aslında çok tanımlama olarak çok ortaya çıkan bir şey. Ghosting işte. Hayalet gibi ortadan kaybolma. Bunu yapan kişi ve yapılan kişi olarak değerlendirelim. Çünkü hepimiz hayatımızın başka ilişkilerinde yapan veya yapılan kişi olarak var olabiliyoruz. Yapan kişi olduğumuzda aslında bir yerde şunu düşünüyorum ben. Ben o insanla henüz bir ilişki kurmadığımı düşünüyorum ama flört etmek de bir ilişkidir. O da bir ilişki. Ve ben bu ilişkiyi bitirmenin dahi sorumluluğunu almaktan kaçıyorum. Çünkü ona bir şey söylemem gerekiyor. Belki onun acısıyla baş etmem gerekecek çünkü o acı çekebilir veya hiç umurunda olmayabilir, bununla benim baş etmem gerekecek çünkü kendimi belki değersiz hissedeceğim umurunda olmazsa. Ben o sorumluluğu almaktan kaçtığım için o ilişkiyi bitirmeye gerek görmüyorum ve ortadan kayboluyorum. Yapılan kişi olduğumuzu değerlendirdiğimizde de aslında yine kendimize bir soru sormamız gerekiyor. Bana bir ilişkiyi bitirmeye dahi hani buna gerek duymayan, belki de bana birazcık bu konuda saygı duymayan bir insanın neden hala ilişkisine ihtiyaç duyuyorum? Neden kendimi ona kanıtlamaya çalışıyorum? Kendi özdeğer yargılarım, inançlarım belki biraz burada devreye giriyor olabilir. Kendimi değersiz hissediyor olabilirim. Çünkü karşımızdaki kişi aslında bizim değerimizi görmeyen bir hareket yapıyor. Ama buradan uzaklaşmak bunu kabul ettiğimizde daha kolay oluyor. Tamam, bu onunla ilgili bir şey. Benimle ilgili bir şey yok. Çünkü bazen hem danışanlarımdan hem böyle arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla, kendimden gördüğüm kadarıyla bazen şöyle bir yer olabiliyor. Diyelim ki bir işle ilgili biriyle konuşuyorsunuz ve siz bir süre sonra işi yapmayacağız cevabı almıyorsunuz ve o iş tamamen ortada kalıyor. Siz bir süre sonra kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Acaba yanlış bir şey mi yaptım, bir hata mı yaptım, benimle ilgili bir sorun mu var? Çünkü beni kendimle baş başa bırakıyor o kişi, ghost olarak, hayalet olarak. O yüzden bunu kabul edip tamam bu oldu, bu onunla ilgili, onun yaptığı bir şey. Beni ilişkimizi bitirmeye gerek duymadı. Benimle ilgili bir şey değil, ilişki kurmamayı da seçebilirdi, bitirmeyi de seçebilirdi. Yine bu benim cebime kalacaktı. Orada da belki yine kendimi sorgulayacaktım ama en azından bir cevabım olacaktı. Cevapsız kalmak, belirsiz kalmak gerçekten çok yoğun bir yer biliyorum ama olayı kabul edip devam etmek biraz daha kolay olabilir. Evet, biraz önce bağlanma türlerinden bahsettik. Şimdi biz hangi bağlanma türüne giriyor kişi? Bunu nasıl anlayabiliriz?
Bağlanma türlerinden aslında hani her şeyde biz, benim görüşüm, hastalık adları, bozukluk adları, bağlanma türlerinin adları, her şey bizim ruh sağlığı uzmanlarımızın arasında ortak bir dil olsun diye bence. Kişi bunu illa bir sınıfa koymak zorunda değil kendini. Kendini anlamlandırmak için bir sınıfa koyabilir. Testleri var, bunun kitapları var, bakabilir internetten. Ve orada aslında kendini anlamlandırabilir. Bu onun bir sıfatı, bir bahanesi olmasın aslında. O yüzden ben bir sıfata girmeyelim diyorum. Bunun internetten testleri var, gerçekten bakabilir ama bu kişinin sıfatı değil, kişinin girdiği bir grup değil. Örneğin annemizle çok güvenli bir bağlanma yaşarken, belki küçüklükte yaşamadık ama şu anda yeniden ebeveyn, kendimize ebeveynlik yaptığımız dönemlerde bir güvenli bağlanmaya girdik. Ama ben hala romantik ilişkilerimde kaygılı bağlanıyor olabilirim. Yani ben kaygılı bağlanan bir insan değilim aslında. O ilişki bazında değerlendirmek gerekiyor. Dediğim o testleri çözerken belki her ilişkisini ayrı ayrı düşün bilir kişiler. Ama bir sınıfa ait olmak zorunda değiliz. Bunların hepsi kendimizi anlayabilmemiz için. Peki, artık süremin sonuna geliyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu konu benim konuşmayı çok sevdiğim bir konu. Çünkü günümüzde, yani gün içerisinde birçok farklı ilişki kuruyoruz ve bizim gece yatağa yattığımızda cebimize kalan hep ilişkiler ve onların bıraktığı şeyler oluyor. O yüzden herkesin kafasında eminim birçok soru vardır. Size de, bana da buraya dahil edemediğimiz birçok soru geldi. Kendi terapi süreçleri olabilir. Eğer mümkün değilse araştırma, kitaplar var, bir sürü yayınlar var. Sizin programlarınız, işte burada yaptığımız program var. Kişilerin kendini anlaması gerekiyor. Karşı taraftan önce biraz kendimizi anlamamız gerekiyor ilişki konusunda. Çok teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için. Ben çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle oldu. Sosyal medya daha da bir canlandırdı programı. Hoşuma gitti. Ben bunu daha sık yaparım diye düşünüyorum artık. Tamam. Teşekkür ediyorum tekrar, ağzınıza sağlık. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yeni bir konuyla, yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.